ekranda 1750 ile 2100 yılları arasındaki dünya nüfusunun büyümesine ait ilginç bir grafik var. Daha henüz 2100 yılına gelmediğimizi biliyorum. Başka bir deyişle grafik önümüzdeki 80 sene için tahminlerde bulunuyor. Ek olarak bir de yine aynı zaman aralığında mutlak dünya nüfusuna ait veriler bulunuyor. Yatay eksende yılları görüyoruz. Başka bir deyişle bu zaman ekseni. Az önce de söylediğim gibi 1750'den başlıyor ve 2100'e kadar geliyor. Bu videoyu bu sene yani 2021 yılında hazırladığımız göz önünde bulundurulursa şu an burada bulunuyoruz. Ancak grafiğin 2015 senesinde hazırlandığını da hemen eklemek istiyorum. Bu da 2015'ten sonrasının tahminlere dayalı olduğunu bize gösteriyor. Sol taraftaki dikey eksende dünya nüfusunun büyüme oranını görüyoruz isterseniz artış oranı da diyebiliriz buna. Aklımızda kalması için not edeceğim. Evet, büyüme oranı. Sağ taraftaki dikey eksende ise grafik üzerinde gösterilen iki ayrı şey olduğu için ikinci bir eksene daha ihtiyacımız var. Kırmızı eğri dünya nüfusunun yıllık büyüme oranını gösteriyor. Mavi eğri ise mutlak dünya nüfusunu veriyor. Bu da bu eksenin Dünya nüfusu ekseni olduğu anlamına gelir. Şimdi de grafikteki ilginç noktalara geçelim. Örneğin 1750'de dünya nüfusunun ne kadar olduğunu merak ediyorsanız bir bakalım. Bu arada bunların da tahmini değerler olduğunu söylemek istiyorum. Neden diyecek olursanız 1750'lerde günümüzdeki gibi nüfus sayımları yapılmıyordu ve bu yüzden dünya nüfusunun tamı tamına ne kadar olduğunu bilmek oldukça zordu. Grafik üzerinde 1750'de dünya nüfusunun yaklaşık olarak 700 ya da 800 milyon olduğunu görüyoruz. Burada ilginç olan şey bu nüfusun İsa peygamberin zamanındaki Roma İmparatorluğu ya da Çin Han hanedanlığı dönemindeki nüfustan çok da farklı olmaması. Bu dönemlerdeki dünya nüfusunun yani günümüzden yaklaşık olarak 2000 sene öncesinden bahsediyorum, yaklaşık olarak 300 milyon olduğu tahmin ediliyor. Ancak bundan sonra yani 1750'den sonraki birkaç yüzyılda nüfusun dramatik bir şekilde büyüdüğünü görüyoruz. Sebebine de değineceğim. Buradaki kırmızı eğriyi inceleyecek olursak bu aralıkta yaklaşık olarak %0,6'lık bir büyüme var. Ancak 20. yüzyılın ilk yıllarına geldiğimizde bakın tam da bu zamanlardan bahsediyorum. Dünya nüfusunun büyüme hızı artmaya başlıyor. Bu grafiğe dayanarak 1970'lerde dünya nüfusu büyüme oranının en yüksek değeri olan yüzde 2,1'e ulaştığını görüyoruz. Peki bunun sebebi ne olabilir? Büyüme oranı neden böylesine artmış olabilir dersiniz? Bu noktada yapılabilecek en mantıklı açıklama, endüstriyelleşmenin artması ile sağlık hizmetlerinin de iyileşmiş olması. Bu, çocuk ölümlerinin azalması ve hastalığa bağlı ölümlerin azalması anlamına geliyor ek olarak tarım alanında da daha verimli bir dönem başladı. Modern tarım yöntemleri kullanılmaya başlandı. Yiyeceklerin fiyatları düştü, böylece insanlar daha iyi beslenmeye başladılar vesaire vesaire. Tüm bunlar büyüme oranının artmasını sağladı. İnsanların uzun zamandır aklını kurcalayan sorulardan biri dünyanın ne kadarlık bir insan nüfusunu barındırabileceğidir. Bu da taşıma kapasitesi adını verdiğimiz fikrin ileri sürülmesini sağladı. Taşıma kapasitesi için K harfinin kullanılmasının sebebi kelimenin Almancasının da K harfiyle başlıyor olmasından. Belirli bir tür söz konusu olduğunda bir ekosistemin barındırabileceği maksimum bir taşıma kapasitesi olması gerekir. Thomas Malthus gibi bilim insanları ne kadar toprak olduğuna, ne kadar besin ve kaynak olduğuna bağlı olarak gezegenimiz üzerinde maksimum kaç kişinin yaşayabileceğine dair teoriler ürettiler. Ancak insanlığın taşıma kapasitesinin ne olduğu bugün bile hala tam olarak cevaplanamamış bir soru. Sorunun cevaplanamamasının sebebi teknolojinin sürekli olarak ilerliyor olması. Kaynaklarımızı kullanmada her geçen gün daha verimli olmamız ya da yeni ekosistemler keşfediyor olmamız. Bu yine de oldukça hararetli tartışmaların döndüğü bir konu. Çünkü bunun ne kadar sürdürülebilir olduğunu kimse bilmiyor. Daha verimli olurken ekosistemimizin bazı kısımlarını çöp haline getirdiğimiz gerçeğini de göz ardı etmemeliyiz taşıma kapasitesini yani dünyanın kaç insanı barındırabileceğini gerçekten de bilmiyoruz. Ancak nüfus büyüme oranının 1970'lerden sonra düşmeye başladığını da görüyoruz. Bunun en mantıklı sebebi de gelişme aşamasındaki endüstriyel hatta post endüstriyel ülkeleri incelediğimiz videolarda ortaya çıkmıştı. Orada bunları görmüştük. Ülkeler geliştiklerinde ve zenginleştiklerinde kadınların iş gücüne katılımı artıyor, aile planlaması yapılıyor. Başka bir deyişle kadınlar gelecekleri üzerinde söz sahibi oluyorlar, eğitim alıyorlar ve daha az çocuk yapıyorlar. İnsanlar daha az çocuk yaptıklarında ki bunun özellikle endüstriyel ve post endüstriyel ülkeler için geçerli olduğunu da ekleyelim, büyüme oranı da düşmeye başlıyor. Gelişen ve zenginleşen ülke sayısı arttıkça sağlık hizmetleri ve kadın hakları iyileşiyor ve toplu büyüme hızı da düşüyor. Bugün gelişmekte olan ülkelerin büyüme oranlarının %1,2 düzeylerinde, ekonomik açıdan daha iyi durumda olan ülkelerin büyüme oranlarının da %0,2 düzeylerinde olduğunu görüyoruz. Kısacası bu iki değişken arasında bir korelasyon olduğu doğru. Kırmızı ile gösterilen büyüme oranının mutlak nüfus üzerinde bir etkisi olacağını da biliyoruz. Büyüme oranının bu şekilde artmaya başladığı bu aralıkta mutlak nüfusun artması son derece normal. Son yüzyıla bakacak olursak örneğin 1920'ye gidelim. O zamanlar 1,65 milyar olan nüfusun yaklaşık şu anda yaklaşık olarak 7,5 milyara dayanmış durumda olduğunu görüyoruz. Dünya nüfusunun bu grafiğin baz aldığı başlangıç yılından önceki 2000 yıl içinde yaklaşık olarak 2'ye katlandığını söylemek mümkün. Ancak bu grafiğe göre son 270 yıl içerisinde dünya nüfusunun neredeyse 10 katına çıktığını görüyoruz. Büyüme oranı bu şekilde devam edecek olursa bu büyümenin ne kadar sürdürülebilir olacağını bilemiyoruz tabii ama büyüme oranı düşmeye başladığından en azından bu grafikte tahmin edildiği gibi nüfusun 11 milyar hatta 12 milyar olacağını ve daha sonra da bu şekilde kalacağını düşünebiliriz.